Pakistan'da yine Edirne Televizyonu olarak sıkça ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldığımız Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, bir aylık süre içinde ilçede gerçekleşen değişiklikler ve kazanımlar konusunda bilgiler verdi. Şahinşah şunları söyledi: "Şu anda bir griderimiz oldu. Bizim tarla yollarımızda, gerek köylerimiz gerekse ilçe merkezindeki tarla yollarımızda çok büyük sıkıntılarımız vardı. Burada değerli iş adamımız, değerli büyüğümüz Yusuf Bakır abimizin bize hibe ettiği, parasız şekilde Lalapaşa Belediyesi'ne hibe ettiği griderimiz şu anda bakımda. 4-5 gün sonra Lalapaşa halkımızın hizmetine sunacağız. Ben dün Ankara'dan geldim. Bir adet kazıcı, kepçe almak üzereyiz. O da tahmin ediyorum 20 gün içerisinde burada halkımıza hizmet verecek konuma gelecek." Şu anda griderimiz oldu. Bizim tarla yollarımızda, gerek köylerimizin gerekse ilçe merkezindeki tarla yollarımızda çok büyük sıkıntılarımız vardı. Burada da değerli iş adamımız, değerli büyüğümüz Yusuf Bakır abimizin hibe ettiği, parasız bir şekilde Lalapaşa Belediyesi'ne hibe ettiği gayelerimiz şu anda baktığımda 4-5 gün sonra Lalapaşa hizmetimizi, Lalapaşa halkımızın hizmetini sunacağız. Ben dün yine Ankara'daydım, Ankara'dan geldim. Bir adet pekot kazıcı kepçe almak üzereyiz. O da tahmin ediyorum 20 gün içerisinde burada halkımıza hizmet verecek. Gelecek, onlar gelecek. Bu arada 3 Şehitler Köprüsü şu anda trafik anlamında gidişli gelişli olan bir hale getirilmesiyle ilgili bilgiler de veren Başkan Şahinşah, "Tahmin ediyorum büyük bir şekilde istimlak olayında sıkıntımız olmazsa bir aya kadar inşaatına başlayacağız. Onu da hibe yaptırıyoruz. Lalapaşa Belediye'mizden bir kuruş masrafımız olmayacak." diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü. Burada 3 Şehitler Köprüsü şu anda trafik anlamında gidişli gelişli olan bir hale getirilmesi için bir kadar çalışmalarımız gitti. Tahmin ediyorum büyük bir şekilde istimlak olayında sıkıntımız olması bir ara kadar bizim inşaatına başlayacağız. Ve onu da hibe yapıyoruz. Balıkpaşa Belediye'mizden bir kuruş kaptı. Masa kurusu olmayacak. Başımış hayvanlar için bakımı yapıyoruz. Şu anda harita çalışmalarımız başlamıştır. Şu anda yine müşteri bölümünün ödüşüdeki vatandaşlarımızın evlerinde büyükbaş hayvan besleyen veya küçükbaş hayvan besleyen vatandaşlarımız için şu anda çalışmalar başladı. Onun için de 60 bölüm üzerinde hepsi entegre olmuş bir tesiste hayvanlarını atmak için şeylerimiz, imar planlarımız hazırlanıyor. İlçenin dışında toplu bir şekilde bütün altyapısı, üst yapısı hazır bir şekilde artık orada hayvanlarını bakacak. Bütün bölümlerinde işte kent farkı oluşumuyla ilgili yönetimde çalışmalarımız başladı. Kültür merkezli çalışmalarımız proje aşamasında şu anlarda. Taşımacılıkla ilgili de şartları 4 tane yeni araçlı ödemelere taşım içimizde taşımacılıkla tatlıya etmek durumundayız. TOKİ konutları hakkında bilgiler de veren başkan, şu anda Lalapaşa ilçemize 94 konutluk TOKİ inşaatımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Dün İstanbul'da TOKİ Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Orada da gerekli çalışmalarımızı yaptık. Eğer fazla bir talep gelirse yine yan taraflardaki ikinci, üçüncü etabı ona da başlayacağız dedi. Ve sağlık ocağı yerine yapılacak olan hastane ile ilgili bilgiler de verdi. Şu anda Lalapaşa ilçemizin 94 konutluk TOKİ inşaatımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Dün İstanbul TOKİ Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Orada da gerekli çalışmalarımızı yaptık. Fazla bir şey bulursa,